Gelin Skype bağlantımızı o zaman yapalım, gündemi konuşalım. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Çiğdem. Günaydın. İyi yayınlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. İyi gördük sizi. Teşekkürler. Biraz soğuk var ama her şey yolunda. Evet, peki. Şimdi zorlu bir Sivasspor deplasmanıydı. Saha şartlarını konuştuk, daha doğrusu hava şartlarını konuştuk. Zemine yansıması vesaire. Zorladı oyuncuları tabii. Bir puan çıkardı oradan. Şimdi yine kritik bir maç oynayacak Giresun karşısında. Yenileri de izleme fırsatı bulacak futbol severler, taraftarlar. Nasıl bir maç olur? Yani istersen biraz bilgilerle başlayabiliriz Olur. Çiğdem. Tabii ki gazete başlıkları belki oynanan ilk 11'i farklı yorumlaya da olabilir. Yani ben tabii ki Perez'in bu hafta içerisinde dün şehre geldi. Yurt dışındaydı diyelim. Yani o yüzden Perez'in bir yorgunluğu var. Yani Trabzonspor belki bu bölgede Dorukhan'la başlayabilir. Ben orta saha defansif anlamda yine dörtlü de sadece belki bugün değişirse Perez değişeceğini düşünüyorum. Yani Hüseyin, Hugo ve Denswil üçlüsü Dorukhan'ı da sayarsak defansın bir şekilde böyle oynayabileceğini ben düşünüyorum. Poaç'ı belki şu an gazete manşetlerinde oynar gibi yorumlanıyor ama ben ilerleyen bölümlerde Abdullah Hoca bugün onu kullanabileceğini düşünüyorum. Hamşik'le Ömür'ün tabii ki geçen hafta işte kendi sekeri de olsa da oyun değişiklikleri istediler. Yani küçük de olsa biraz sakatlıkları var. Yani eğer iki oyuncu oynarsa Hamşik Bakasetas, Ömür bir orta sahası görebiliriz. Visca Cornelius eğer Ömür iyileşirse Ömür belki yine sol kenar oynayabilir. Yoksa Yusuf Erdoğan'la o bölgede de bugün Trabzonspor oyun başlayabilir. Yani küçük sakatlıklar var. Perez'in bir problemi var. Yani bakıldığı zaman eğer bir problem yaşanmasa Trabzonspor geçen haftaki 11'e çıkabilir. Ama ben Poaç'ın bugün Abdullah Hoca'nın daha sonra hamle oyuncusu olarak kullanılacağını düşünüyorum. Yani tabii Trabzonspor son iki maça baktığımız zaman Çiğdem Malatya ile Sivasspor maçına o bildiğimiz klasik oyunu çok paslı, topa çok sahip olan oyunundan çok biraz uzaklaşmıştı. Yani biraz bu ikinci bölgedeki özellikle Bakasetas ve Dorukhan'ın Hamşik'le beraber olan orta saha ilişkisi daha önceki maçlara göre biraz daha aşağıda olunca Trabzonspor'un tabii ki hücum organizasyonlarında sıkıntılar yaşandı. Ben hani bunun son iki haftada birazcık artık tabii ki ikinci yarıdaki maçların daha zor olacağını hep düşünüyordum. Artık bundan sonra da böyle olacağını ben tahmin ediyorum. O yüzden birazcık orta saha oyunundaki eski dinamikliğe, eski değişikliğe ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bu değişiklik derken oyun anlamı içerisindeki oyuncu değişiklikleri, pozisyon değişiklikleri, çabuk oyun. Bundan Trabzonspor'un bence tekrar geri gelmesi gereken en büyük oyun yapılarından biri. Yani ben Visca'nın bakıldığı zaman ne olursa olsun takıma ilk maçta uyumunu çok rahat gördüm. Mokka kendi bir o güçlü bir oyunu vardı. Bunu da her geçen hafta bence oyuna yansıtacağını ve takıma değer katacağını düşünüyorum. Giresunspor zor bir ekip. Özellikle deplasmanda oyun disiplini çok yüksek bir ekip. Aslında iç sahada da öyle. Yani Giresunspor'un bence bu çıkışını yapmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi. Çok doğru bir oyunda kalıyorlar ve oyunu sabırlı bir şekilde oynuyorlar. Bugün de öyle bir oyun bekliyorum. Yani skorun belki zor gelebilecek olduğu süre daha da uzayabilir. Ama keyifli bir oyun olacağını ben bekliyorum. Bu arada tabii Visca ile ilgili sizinle sohbet ettik. Bir kez daha isterseniz konuşalım. Çünkü taraftarların en çok bize sorduğu soru, daha doğrusu yorum yaptığı isim diyelim son dönemlerde Edin Visca. Sivas maçında da izlemiştik ama tabii demin de söylediğim gibi belki hava şartları, zemin, deplasmanda oynuyor. Çok da fazla etkili olamamıştı ama haksızlık yapmamak gerekiyor. İlk mücadelesi çok yetenekli bir futbolcu şimdi ikinci kez forma giyecek ve bunu da taraftarı önünde yapacak. Sizin beklentiniz ne kendisinden? Yani tabii ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Visca bir takım oyuncusu. Visca takımın oyuncusunun en büyük değerlerinden bir tanesi. Yani çok bireysel oyun içerisinde kalmıyor. Şimdi Sivasspor maçında da oyun zaten böyle bir oyuna hiçbir zaman girmedi. O yüzden ben çok fazla o maçla ilgili bir
Disk hakkında bir yorum yapmayı düşünmüyorum olumsuz anlamda. Yani ben bugün tabii ki yani taraftarla beraber çok çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor topa ne kadar fazla sahip olursa, Trabzonspor ne kadar oyunu özellikle orta sahada değişken ve çabuk oynarsa, Viska performansı da zaten yukarıya çıkacağını ben düşünüyorum. Yani o yüzden ben Viska gibi bir oyuncunun Türkiye'de her takıma her an adapte olabilecek kadar bir oyun bilgisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bugünkü maç tabii ki onun için de belki bu anlamda birazcık daha hızlı adapte olma konusunda yaklaşım olabilir. Şimdi tabii Giresun maçı çok önemli. Hafta sonu oynayacağı bir Galatasaray maçı var. Tabii o müsabaka öncesinde Trabzonspor yerini daha da sağlamlaştırmak isteyecektir. Daha da iddialı konuma gelmek isteyecektir. Yani Giresun'da evet sıkıntılarla gelse de Trabzon'a yani onlar da mutlak 3 puana ihtiyacı olan bir ekip. Kısırım geçen bir maç mı olur yoksa böyle mücadele gücü yüksek, bol çekişmeli bir maç mı izleriz? Ne dersiniz? Yani Çiğdem, Giresunspor çok böyle çok sert savunmada kalan bir takım değil. Yani ben yani oyunda ne rakibin oyununu bozmaya çalışan ne de çok kalabalık ve anlamsız savunma yapan bir takım içerisinde değiller. Zaten Hakan Hoca ile beraber bir oyun başarısını yakalamalarının en büyük sebebi de bu kendi oyunların içerisinde hem iç sahada hem deplasmanda o oyunu oynamaya çalışmak. Ben bu yüzden tabii ki hem Malatyaspor hem Sivasspor maçına göre çok fazla oyunda pozisyonun kısıtlı olacağını düşünmüyorum. Yani oyun daha zevkli, oyun daha keyifli bir halde olacağını düşünüyorum. Çok dediğim gibi yani beraber oynamayı seven bir güçlü oyunları var. Evet eksik oyunları var, kırmızı kart oyunları var, sakat oyuncular var, Afrika Kupası'na giden oyuncular var. Ya, bu tabii ki muhakkak etkileyeceklerdir. Ama ben dediğim gibi oyun seyri çok keyifli olacaktır. Çünkü yani hem iki takımın da saha içerisinde planlamasında bir anlam var, bir ifade var. Kolay anlatabilecek bir oyun yapıları var. Bu da bugün bize oyunu güzelleştireceğini düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık ama sizi göndermeyeceğiz. Bir iki dakikamız kalmış sanırım. Orada isterseniz günün maçlarını, yarının da maçlarını konuşalım. Rica ederim tekrar reji ekibimizden ekranlarımıza taşırsak nasıl bir gün olur? Sizden alalım isterseniz. Önemli maçlar da var. Fenerbahçe-Altay maçıyla başlayabiliriz mesela. Trabzon-Giresun maçıyla aynı saatte. Yani Altay'ın tabii ki sezon başındaki daha güvenli bir oyunları vardı. Yani daha saha içerisinde istekli, arzulu bir oyunları vardı. Aslında yine o oyun içerisinde kalmaya çalışıyorlar Çiğdem. Yani mücadele gücü yani saha içerisinde iyi oyunu yakalama adına elinden gelen her şeyleri yaptıklarını düşünüyorum ama ben biraz kadronun hep aynı kadro ve bazı problemler yaşadıklarını düşünüyorum kadro anlamında. Yani bu yüzden şu anki sıkıntılarının devam edeceğini ben bekliyorum. Fenerbahçe yani ne olursa olsun iç sahada tabii ki büyük bir favori. Oyunu çözecek oyuncuları var, bireysel oyuncuları var ama takım oyununu ben İsmail Hoca ile beraber kısa sürede daha böyle anlaşılabilir hale geleceğini bekliyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin favori olduğu bir karşılaşma olarak görüyorum. Ben bugün Rize-Antalya maçının aslında yani sonucunu en çok merak ettiğim bir oyun. Rizespor'un iç sahadaki kazanma oyununu son haftada olmadı. Deplasmanda beklediği oyun içerisinde kalamadı. Ne olursa olsun iç sahada kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Antalyaspor aslında iç saha dış saha oyunu farklı takım. İç sahada daha çok daha anlaşılabilir, çok daha güçlü bir oyunu var ama zaman zaman deplasmanda çok fazla o oyunu yakalayamıyorlar. Bugünün bence en keyifli karşılaşmalarından biri olacak. Yani sonucunu merak edeceğim olduğum karşılaşma. Kayserispor yani hücum gücü çok yüksek bir ekip. Bunu Hikmet Hoca da çok iyi yapıyorlar. Pozisyonlu bir oyun oynuyorlar. Ben bugün o maçta belki hava şartları ne olacağını bilmiyorum ama pozisyonlu, skorun yüksek olduğu bir karşılaşma bekliyorum Çiğdem. Göztepe-Sivas maçı ne olur Hamdi Hocam? O da 17'de oynanacak bir mücadele. Yani Göztepe'nin iç sahadaki sanki o güçlü oyunu geriye geldi gibi düşünüyorum. Aslında bakıldığı zaman çok fazla oyunları inişli çıkışlı olmuyor. Yani özellikle kendilerine has bir güçlü oyunları var. Ben yine bunun da pozisyonlu bir oyun olacağını ben bekliyorum. Yani Sivasspor çok eksik kadrosunda olmasına rağmen hem geçen hafta Trabzonspor'a bakıldığı zaman ve bugün de yine eksik oyuncuları olacak. Yani takım oyununu, rakibe göre oyunu çok çok yüksek, bu anlamda çok değerli bir yapıları var. Yani oyun skor anlamında ne kadar erken skor gelirse bence bu maçında skor Peki. anlamında daha farklı bir skor bekleyebiliriz.
Hamdi Hocam çok teşekkürler Hamdi Aslan görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim Çiğdem. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.